Sen Amerika örneğini iyi bilen birisin, oldukça iyi bilen birisin. Türkiye'de politik anlamda önemli bir dönemde görevdeydin. Parti başkanlığı yaptın, uzun yıllar genel sekreterliği yaptın. Tüm bunlar çerçevesinde Avrupa'da, Münih'te yaşadın, Amerika'da yaşadın. Bir şey yaşıyoruz dünya olarak ama bizim coğrafyalarda da yaşanıyor. İşte Türkiye'de, KKTC'de ve dünyada da. Dünyada ve bizde mukayeseli olarak bu iş nasıl evrilecek? Politik anlamda nasıl evrilecek? Yani nelere gebe acaba bu işin sonrası sence? Şimdi bu virüs hiç beklenmedik bir zamanda, beklenmedik bir hızla adeta bir gecede çıkan 3. Dünya Savaşı etkisi yarattı dünyada. Zengin ülke, fakir ülke, Müslüman ülke, Hristiyan ülke, işte geri kalmış ülke falan ırk mırk ayrımı tanımadan bütün dünyanın başına büyük bir bela oldu. Ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile hani okuruz işte dünyaya yaklaşan bir gök taşına bile tedbirleri aldıklarını bu senaryoya karşı işte nükleer füzelerle o gök taşının rotasını değiştirme hazırlığı falan derken böyle bir şeye hazırlıklı olmadıklarını gördük. Burada da hiçbir yönetimi dünyanın yine Amerika'sından Patagonya'sına kadar hiçbir yönetimi kaynak yetersizliği, plansızlık açısından şey yapamazsınız, kolay kolay suçlayamazsınız. Şimdi bakacağımız şey dünyada bu kriz yönetiminde başarılı olanlar ve olmayanlar. Evet. Şimdi kaynağı olan Çin'e bakalım. Mesela bugün Amerikan Senatosu'nda girişimler var. Çin'in bu virüsün yayılma hızını, ölüm oranını, dünyadan gizlediği vehametini, ne kadar ciddi bir virüs olduğunu bütün dünyadan gizlediği için Çin'in bu işten sorumlu tutulması ve on trilyonlarca dolarlık yarattığı ekonomilere, insan yaşamına, ülkelerin kaynaklarına getirdiği yükü tazminat davalarıyla tazmin etmesi girişimleri başladığını okudum. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bir beyanatını gördüm. Çin, bu Wuhan mıydı, Wuhan mıydı? O eyalette, kaynak eyalette rakamları sakladığını kabul etmiş. Ölü sayısını en az %50 ile az raporlamış, dünyaya bildirmiş. Tabii bu çerçevede böyle bir gelişme bekliyorum. Eninde sonunda ne zaman olacağını bilmiyorum ama bu virüse bir çare bulunacak. Bu salgın duracak. Dünya tekrar normale döndüğü zaman nasıl ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu atom bombası sorunu, nükleer enerji sorunu Birleşmiş Milletler yönetiminde bir atom enerji komisyonu kuruldu ve ülkelerin denetimi yetkisi verildi nükleer güçlerin. Zannediyorum Dünya Sağlık Örgütü de yeniden bir reformdan geçirilecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün yetki ve sorumlulukları gözden geçirilecek. Ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü'ne aynı nükleerle yaptıkları gibi anlaşmalar yapıp bu tür virüsler üzerine biroloji deniyor. yaptıkları çalışmaları rapor etmeleri, gizli çalışma yapmamaları, bu virüsün hani tedbirlerini alarak uluslararası çerçevede öyle bir değişiklikler bekliyorum. Amerika'da seçim senesi olması, tam seçim arifesinde olması tabii o dünya için çok önemli. Çünkü Amerika'yı sevin veya sevmeyin ama başkanın kim olacağı dünya için, dünyadaki her ülke için önem taşır. Kesinlikle. Trump'ın bu seçimler öncesi popülaritesi arttı. İyi yönettiğini, tabii Trump bazen palyaçoluk yapıyor. Bazı demokrat valilerin olduğu eyaletlerde onlarla ters düşüyor. Bakın o kadar enteresan bir sorunla karşı karşıyayız ki 250 yıllık kaç sene, 1776 mıydı? Kaç sene ediyorsa Amerika'da anayasada böyle bir krizde ülke çapında bir salgında yetkinin
federal devlette mi olacağı, eyalet valilerinde mi olacağı göz ardı edilmiş. Orada bile yetki sende mi bende mi, yani Trump'ta mı yoksa 50 eyalet valisinde mi? Valiler bizdeki gibi değil, orada eyaletin cumhurbaşkanı, üst yöneticisi. O tartışmalar yapılıyor. Kaynaklar federal devletten eyalete hangi şartlarda verilecek falan. Yani bunlar yepyeni konular, hiç beklenmedik konular. Avrupa mesela sosyal devlet şu bu deniyor ama İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da bile sosyal devletin kaynakları yetmedi. İşte orada yaşanan rezaletleri görüyoruz. Bir de Türkiye var. Türkiye'de tabii rakamlar gerçek mi, saklandı mı, vatandaşta şüphe var. Çünkü hükümetin sicili belli. Güven sorunu yaratıyor bazen. Yani 18 yıllık hükümetin sicili vatandaşın her söylenene inanmadığını gösteriyor. Ama nispeten Sağlık Bakanı başarılı bir yönetim sergiliyor gibi görünüyor. Eğer rakamlar doğruysa olağanüstü bir başarı var. Bütün hatalara rağmen. Mesela ben KKTC'deydim bu olay başladığında. Kuzey Kıbrıs hükümeti çok daha erken uyandı duruma. Ve Türkiye'den daha hızlı, daha ciddi tedbirler aldı. Onu biliyorum. Ama bunun nedenini de tahmin edebiliyorum. Kaynakları kısıtlı. Salgın KKTC'de yayılırsa, işte hastane yatak sayısı sınırlı. Yoğun bakım yatakları sınırlı. Solunum cihazları sorunu olabilir falan. O açıdan KKTC'de ciddi önlemler aldı diye biliyorum. Seçimleriniz ertelendi galiba. Cumhurbaşkanlığı seçimi doğru biliyorsam. Evet, doğrudur. Evet. Yani dünyadaki gelişmeler böyle ama bu iş bittikten, bu siyasi açıdan benim gözlemim. Trump'ın karşısında ciddi bir rakip yok. Ağustos'ta Demokrat Parti'nin kurultayı toplanacak. Ben henüz paramı Joe Biden Demokrat Parti adayı olup da Kasım'daki seçimde Trump'ın karşısına çıkacak diye iddia edemem. %100 basmam o parayı. Çünkü Biden çok zayıf bir aday. Belki Demokrat Parti her ne kadar Biden, Joe Biden aday gibi çıkacak gibi görünse de ben kurultayda bir başka adayın çıkma ihtimalini silip atmıyorum. Evet. Bu siyasi değerlendirmem olsun, hem Türkiye açısından hem dünya açısından. Hı hı. Ekonomik açıdan müthiş bir maliyet çıktı tabii. Ama hani bazı insanlar bana soruyor, kapitalizmin sonu mu geldi falan diye. Kapitalizmden ne anladıklarına bağlı. Ben asla kapitalizmin hiçbir zaman sonunun geleceğine inanmıyorum. İnsanoğlu var olduğu müddetçe, nefes alıp verdiği müddetçe kapitalizm hep olacak. Çünkü insanoğlu daima üretir, meraklıdır, hayal kurar, icat yapar, risk alır, yatırım yapar, bazen başarılı olur, bazen olmaz. İnsanoğlu en iyisini almak ister. İnsanoğlu açgözlüdür. Yani bu niteliklerimiz var olduğu müddetçe yarın yine bu kriz bittikten sonra tüm dünyada insanlar tatile gidecek, seyahatlere gidecek, otelleri dolduracak, yeni arabalar alacaklar, televizyonlar, cep telefonları alacaklar. Yani dünyada fazla bir şeyin değişeceğini bu virüsten dolayı zannetmiyorum ama virüslere karşı tedbirler, uluslararası bir dayanışma ve bir organizasyon tarafından daha ciddi alınacak diye düşünüyorum. Evet, peki şu ana kadar senin tespitlerinde ekonomik dönüşümün nasıl olacağını düşünüyorsun? Yani şu anda aslında dünya ekonomisini belirleyen aktörlerden, büyüklerden biri olan Amerika'da da büyük bir sarsıntı var. Bu nasıl yansıyacak? Bizim buralarda dolar, bizim buralarda döviz yükseliyor. Peki sonrasında da acaba bu devam eder mi? Yoksa başka türlü bir gene global bir çözüme gidilebilir mi acaba? Şimdi ülke değişir ekonomik neticeleri. Çünkü dünyada iki türlü ülke var. Biri paralarına güvenilen ülkeler. Bunun başında Amerika doları,
Avrupa Birliği'nin Euro'su, Japonya'nın Yen'i, nispeten Çin'in Yuan'ı, bir de paralarına güvenilmeyen veya paralarını, şöyle söyleyeyim, Amerikalı'nın, Avrupalı'nın cebinde Türk lirası, Rus rublesi, Venezuela bolivarı falan bulamazsınız. Ama her Venezuelalı'nın, Türk'ün, Rus'un cebinde euro veya dolar bulursunuz. Dolayısıyla bu tür paraları basan Avrupa Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası içeride durumu kurtarmak için piyasayı paraya, karşılıksız paraya boğarlarsa onların paralarına global bir talep var. Bu ülkelerinde fazla bir enflasyon yaratmıyor. Olumsuz bir etki yaratmıyor. Amerikan ekonomisi yıllardır basıyor bu parayı. Ama bizim gibi ülkeler para basıp da geri kalmış, ekonomisi gelişmemiş ülkeler para basıp da piyasaya sürdükleri zaman sadece iç piyasada dönüyor. O da enflasyon yaratır. Dolayısıyla durumu kurtarmak için para basmanın ekonomik getirisi ülkelere olan, ülkenin parasına olan güvendir. O güven nereden kaynaklanır? Demokratik değerlerine göre kaynaklanır. Hukuk devleti olup olmadığına göre kaynaklanır. Şimdi piyasaya 10 trilyonlarca dolar sürüldükten sonra bu para elbette eninde sonunda yatırıma dönüşecek. Bu paralar yurt dışına da gidecek. Gelişmekte olan ülkelere de dolar gidecek bu paralar. Trilyonlarca dolar ve euro. Şimdi orada kim ne kadar para çekebilecek ülkesine? Oradaki yatırımcı, dışarıdaki Avrupalı, Amerikalı, Japon yatırımcı tabii sistemine, hukukuna, adalet sistemine güvenebileceği ülkelerde yatırımını yapar. Türkiye buradan bu imaja uygun mudur? Yabancı yatırımcı Türkiye'ye güvenerek gelip de yatırım yapar mı? Veya Türkiye benzeri ülkelere, Mısır mesela veya Pakistan veya bir Afrika diktatörlüğü diyelim. O tür ülkelere götürüp yatırım yapar mı? Çin'e yatırım yapar mı? Bunlar büyük soru işaretidir. Tabii burada Çin'in ne yapacağı çok önemli. Çünkü Çin yani yabancı yatırım çekerek ve dünyanın adeta bir süper marketi olarak çalışıyordu. Demin dediğim gibi bu işin sorumluluğunu eğer yalan söylediyse dünyaya, bilgi gizlediyse buradan tazminat öder mi? Dünya bir yaptırım uygular mı eğer bunları reddederse? Bunlar tabii soru işareti ama şeyler, bakın mesela bunu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, 1929 buhranından sonra, 74 krizinden sonra büyümenin durakladığı ama daha sonra piyasaya para yağdırılır. Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra piyasalar o kadar zenginleşti ki o ülkeler, Avrupa'nın kalkınması, milli gelirlerinin yükselmesi, Amerika'da milli gelirin yükselmesi İkinci Dünya Savaşı sonrası. O zenginlik tabii geri kalmış ülkelere de yansıyacak ama kime ne kadar yansıyacak o farklılık gösterecek. Bu krizden sonra, bu korona krizinden sonra da yine bir zenginleşme ve büyüme gerçekleşecek Avrupa ve Amerika'da. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kıbrıs'a bir şey diyecek misin? Vallahi Kıbrıslılar evlere kapandı biliyorum. Sokağa çıkma yasağı var orada da. Kıbrıs'a şöyle bir şey söylemek isterim. Yani iki senelik gözlemim şudur. Kıbrıs yönetimleri, iktidarlar iş dünyasına biraz daha dostane yaklaşsınlar. Çünkü Kıbrıs'ı ayakta tutan, ekonomisini ayakta tutan özel sektör. Özel sektörü düşman gibi görmesinler. Özel sektör altın yumurtlayan tavuk Kıbrıs için. O tavuğa iyi bakılması lazım. Yani sadece Türkiye'den gelecek para veya içeride yaratılan küçük esnaf ekonomisine dayanmaması lazım. Eğitim sektörü, turizm sektörü gibi sektörlere
Kıbrıs'ı yönetenlerin daha dostane gözle bakmaları bütün Kıbrıs halkının, KKTC vatandaşlarının lehine olur diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun.